أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Evet. Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum arkadaşlar. Evet. وَإِذَا وَلِيَّ لَوْلَا مُضْمَرٌ Levla'dan sonra bir zamir geldiğinde mesela levla ente burada levla'dan sonra zamir gelmiş. فَحَبُّهُ O zamirin hakkı en yekûne zamîra raf'in marfû münfasıl zamir olup mübteda olması ve haberinin de mahzuf olması. Evet. Mesela ki dünkü derste de zaten bu fazlasıyla geçti. Levla'dan sonra gelen marfu isim yani zahir isim mübteda kabul edilir ve o mübtedanın haberinin hasfinin vacip olduğunu bazıları da işte mutlak kavni olsa vaciptir yok mukayyet olsa hasfi vacip değildir. O konuda tartışmalara da yer vermişti. Şimdi zahir isim yerine yani hatırlarsanız Muarri'nin yüzibu rûbu minhu kulle gindin kulle azmin felevlel gindu yumsikuhu lesâle burada el gindu marfu isim levladan sonra geldiği için gelip onun haberi yumsikuhu'yu zikrettiği için bazı nahviler Muarri'nin yanlış yaptığını söylemişler. Ama İbn-i Hişam Rahimahullah bunu tevil etti. Bunun hayır yanlış olmadığını ve yanlış olmaması için üç tevil zikretti. Ya yumsiku enin takdiriyle bedel olduğunu ki veya yumsikuhunun efendim muhtarıdı bir cümle olduğunu veya hal olduğunu ancak bu üçünün de zorlama birer tevil olduğunu dün ifade ettik. Hatta felevlallahi levla lahu tuhşa'a vakibuhu beyti de bu kabildendi. Şimdi zahir isim yerine bir damir geldiğinde acaba durum ne olur? Ve izâ veliye levlâ mudmarun levladan sonra zahir isim yerine bir zamir geldiğinde mesela gelecek ayette felevla entum lekunna mu'minin fehakkuhu onun hakkı yani zahir isme kıyasen en yekune zamire raf'en marfu zamir olmasıdır o zamirin ve tabi o marfu zamirde ne olacak haliyle mübteda olacak ve haberi de vücuben mahzuf olacak. نَهُ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ Yani لَوْلَا أَنْتُمْ مَوْجُودُونَ veya bazıları bağlamın, siyakın, siyaktan hareketle onun yani bağlamın kalinesiyle, siyakın kalinesiyle haberinin hususi bir kevn olduğunu söyleyenler de vardı. Yani levla entum sadettumuna alen anil huda lekunna mu'minin. Her halükarda burada levla'dan sonra gelen damiri marfayı münfasıl mübtedadır. İbn-i Hişam'ın tercihine göre ve haberi mahzuftu. Ama ve sumi'a kalilen az olarak şu duyurmuş levla ya levla ke levla yani o damir marfu yerine marfu damir yerine muttasıl bir damir. Tabi o muttasıl damir mesela Sibuhi onun damir-i mecrur-i muttasıl olduğunu söylüyor. Ve Sibuhi bu gibi yerlerde yani levladan sonra muttasıl bir damirin geldiği yerde levlanın harfi cer olduğunu söylüyor. Evet. Ve sumi'a kalilen لَوْلَاَيَ وَلَوْلَاكَ وَلَوْلَاهُ خِلَافًا لِلْمُبَرِّدِ Mübarrid bu meselede
muhalefet ederek efendime söyleyeyim bu muttasıl damirin levladan sonra kullanılması yanlış demiş. Sümme sonra kâle sibuhi bu muttasıl damirin levladan sonra geldiği yerlerde yorumuyla ilgili, yani o damir nasıl bir damirdir? Sibuhi onunla ilgili ve cumhur hiye carratun damiri muhtassatun bihi demiş bu levla orada, yani kendisinden sonra muttasıl damirin geldiği yerde de levla harfi car olup ve damire car oluşu damire mahsustur. Car oluşu levlanın harfi car oluşu damire mahsustur. Mesela had, haşa, hala, ada, bunlar da bazı yerlerde fiil, bazı yerlerde harfi car olarak kullanıldıkları gibi levla eğer muttasıl damirin başında gelirse harfi cerdir. Yok marfu zahir isim, yok damiri marfu-i munfasıl başında gelirse de o zaman amel etmez. Ne gibi kemahtussat hatta vel kafu bil zahiri. Yani hatta ve kaf, hatta icara ve kaf icara zahir isme mahsus oldukları gibi. Nasıl yani? Yani hatta harf-i cer olunca kaf, ki zaten kaf daima harf-i cerdir. Bu ikisi neye mahsustur? Zahir isme, yani levlanın tersine. Zahir ismi üzerine daima gelir. Mesela kafın damir üzerine sadece bir iki Arap beytinde, şiirinde şaz olarak gelmiş. وَلَا تَرَى بَعْدًا وَلَا حَلَا اِلَا كَهُ وَلَا كَهُنَّ اِلَّا حَاضِلَ. O beytte yine bunun gibi مَا كَهَلْ اِنْ سُيَفْعَلُوا. Orada da yine kaf damir mecrur üzerine dahil olmuş ise de şazdır. Kaf genelde zahir isim üzerine gelir. Hatta da öyle. Hatta فَلَا وَاللّٰهِ لَا يُلْف۪ي اُنَاسٌ فَتَنْ حَتَّى كَيَّ يَبْنَ اَب۪ي زِيَادٍ. Bak orada da فَتَنْ حَتَّى كَ, orada hattanın damir-i mecrur üzerine dahil olması şazdır. Normalde harf-i car olan hatta zahir isim üzerine gelir. İşte bu hatta ve kaf zahir isme mahsus oldukları gibi harf-i cer olan levlada damir-i mecrura mahsustur. Sadece damir-i mecrur, yani tam tersi. Sadece damir-i mecrur üzerine gelir ve orada harf-i cer olan kullanılır. Onun dışında o harf-i cer olan levla gelmez. وَلَا تَتَعَلَّقُ لَوْلَا بِشَيْءٍ. Ve bu harf-i cer olan levla bir şeye taalluk etmez. Hani biliyorsunuz harf-i cerlerle ilgili çok sabit bir standartımız var, kuralımız var. Nedir? Harf-i cer daima mecruru ile birlikte, ki buna ikisini birlikte cahar-ı mecrur diyoruz. Yani harf-i cerrin ve diğer ifadeyle cahar-ı mecrurunun mutlaka bir amile taalluk etmesi gerekir. Bir amile bağlanması, yani bir amile ait olması. Tabi alimler, nahviler bunu taalluk diye ifade ederler. Taallukun da Türkçesi bağlanma. Dolayısıyla nahvu alimleri car ve mecrur. Tabi bu da nahvilerin zekice tespitlerinden birisidir. Çok zeki bir tespittir. Nahviler derler ki car ve mecrur kullanıldıkları her yerde mutlaka bir amile taalluk etmeleri, yani o amile ait olmaları lazım. Ve tabiatıyla o amil o car-ı mecrurda amel eder. Tabi o car-ı mecrur amile
taalluku bu harf-i cer, biliyorsunuz 17 tane harf-i cer, kimisi 21'e çıkarıyor. O la'alla ile levla ve meta. Bunları da sayınca onlar da 20-21'e çıkaranlar var. Ama bu harf-i cerlerin tamamı bir amile taalluk eder. Amil ne olur? Amil ya mastar olur. Burayı kaçırmayın. Ya mastar olur. Ya ismi faal olur. Ya ismi mef'ul olur. Ya sıfat-ı müşebbeh olur. Bazı yerlerde afar-ı tafdil olur. Afar-ı tafdil biraz az. O sadece ona min taalluk eder. O çünkü zayıf amildir. Ve bazen de zarf olur. Yani ki yine unutmuyorsunuz. Biz nahviler yani caru mecrura da mecazen zarf diyorlar. Ve dolayısıyla car ve mecrur yine kendisi gibi bir caru mecrura taalluk edebilir. Zarfa taalluk eder. O zarf genelde caru mecrur bazen de zarfi hakiki zarfı zaman zarfı mekanda olabilir. Ama genelde caru mecrurun taalluk ettiği zarf nedir? Caru mecrur. Demek ki car-ı mecrurlardan birisine taalluk etmesi lazım. Ve genelde de arkadaşlar veya şöyle diyelim nahviler bunu nereden çıkarmışlar? Manadan çıkarmışlar. Çünkü genelde harf-i cer uygun amile taalluk eder. Mesela diyelim ki min kelamda bir ibtede fiili varsa istian veya ibtida'a fiili varsa, ekere fiili varsa mesela, min nereye taalluk eder? İbtida'a. Yani örneğin, ha belki yerine göre ekere'ye de taalluk edebilir ama öncelikli olarak ona uygun olan min. Mesela cümle içerisinde istihane kelimesi var, fiili var. Bir de lebese var. Lebese giyme. Cümlede ba gelirse nereye taalluk eder? İstihaneye taalluk eder. Lebese değil. Çünkü manası ona uygundur. Dolayısıyla bu nahvilerin ifade ettiği caru mecrurun bir amile taallukunun zorunlu olması demek yani caru mecrurla birlikte o cümlenin manası şekil bulmuş oluyor. Mana onunla tamamlanmış oluyor. Yani car-ı mecrur hangi amile taalluk ediyorsa onunla cümlenin anlamı sıhhatini buluyor. Sağlıklı bir yapıya kavuşmuş oluyor. Ama ilginçtir arkadaşlar. Antiparantez olarak bunu ifade edelim. Modern dönemdeki nahvle uğraşan gramerciler car-ı mecrurun taallukuna hiç değinmiyorlar. Ne Arabistan'daki gramerciler, nahvciler ne de Türkiye'de. Mesela bir cümle içerisinde cümlenin örneğin i'rabını yaptıklarında ve bir car-ı mecrur geçtiğinde mesela min harfi cer mekani örneğin mecrur ve geçer. Yani nereye taalluk ettiğini söylemezler. Bunu Arabistan'da da gördüm, burada da gördüm. Halbuki bu i'rabın çok eksik olduğunun bir ifadesidir. Çünkü hemen hemen yüzde neredeyse 95 belki cümlenin manasını belirleyen eğer cümle içerisinde car-ı mecrur varsa o car-ı mecrur manayı belirliyor. Onun için alimlerimiz irabı yaparken car-ı mecrurun nereye taalluk ettiğini çok önemsiyorlar. Ve hatta bizim medreselerde okutulan Kürtçe zarf zuruf kitabı var. Orada da bir mebhesi, bir konuyu bu meseleye ayırmıştır. Tübizenle bu da jibu car-ı zarfan taalluk abamideki öyle diye geçiyor. İşte yalnız İbn-i Hişam Rahimahullah bu kuraldan
Kur'an neydi? Ki İbn-i Hüşem bu Kur'an'a şeyde yer veriyor. Kavaidül Erabında da yer veriyor bizim müellifimiz. وَلَا بُدَّ لِلْجَارِ وَالْمَجُورِ مِنْ تَعَلُّقٌ بِعَامِلٍ şeklinde. Ancak bundan bazı istisnalarda bulunuyor. Diyor ki İbn-i Hişam, zâid harf bir. Zâid harf bir. Bir de kaf. İki. Üç. Levla. Levla-i carra. Bir de dört. Rubba. Bu dört harfi cer bir şeye taalluk etmezler. Çünkü anlam yönünden bunlarda böyle bir zorunluluk, makabline bağlı olma zorunluluğu yok. Onun için rubbe bir, zâid harf iki, kaf üç ve levla-i carra dört. Bunlar bir şeye taalluk etmezler. İşte onu söylüyor. وَلَا تَتَعَلَّقُ لَوْلَا بِشَيْءٍ وَمَوْضِعُ الْمَجُرُورِ بِهَا سيري يبدو أنك ما غسلت هذا القرع وجدته في المطبخ ومليته بالماء ووضعته أمامي خرجت من الماكينة لكن شوف شوف وموضع المجرور بها onunla mecrur olan levla ile yani mecrur olan o damirin mahalli raf'un bil ibtidai marfu mahalle marfu mübtedadır ve haber mahzuf. Yani arkadaşlar şunu bilelim, bazen her yerde değil bazı yerlerde harf-i cerle mecrur olan ismin ikinci bir öğeliği oluyor. Ve isterseniz önce şunu söyleyelim. Hani ifade ettiğimiz bir cümle var. Diyoruz ki Arap kelamında bir isim cümle içerisinde gelirse, terkip içerisinde gelirse esmaul efal hariç diğer terkip içerisinde gelen her isim mutlaka mamul olması lazım. Bir Türkçe olarak bir öğeliğinin olması lazım. Bak bu önemli bir tespit. Yani bunu zihninizde tutun. Yani bu şekilde kelamda geçmiyor. Ama bu çıkan sonuçtur. Onu arz ediyorum. Bir terkip içerisinde gelen isim, ism-i fiiller hariç mutlaka bir mamulluğunun öğeliğinin olması lazım. O biliyorsunuz 27 tane mamulluğun olduğunu biliyorsunuz. 27 tane mamul çeşidi. Mutlaka bunlardan birisi. İlginç olan şudur. Bazen harf-i cerle mecrur olan bazı isimler iki öğelik alabiliyor. Hem bir harf-i cerle mecrur olma, çünkü harf-i cerle mecrur olma başlı başına bir öğeliktir. Bir mamuldür çünkü. Bir de onun yanında başka bir şey olabiliyor. Mesela rubbe ile mecrur olan isim mahallen marfu mürtedadır. Mesela merertu bihi dediğimizde ba ile mecrur olan o ha veya bi zeyden dediğimizde zeyd lafzan ba ile mecrurdur. Mahallen mansum mefru bihi gayri sarihtir. Bak iki öğelik almış. Burada da levla damir-i mutasıl üzerine gelip onu da harf-i cer olarak kabul ettiğimizde o damir-i mecrurun da çift öğeliği, mamulluğu var. Zahiren, lafzan, levla ile harf-i cer olan levla ile mecrur mahallen de marfu mübteda. Bunu unutmayın, bu önemli. Ve mevdu'l mecruri biya raf'un bil ibtidai o levla ile mecrur olan ismin mahalli raftır, mübtedadır. Vel haberu mahzufun ve haber de nedir? Mahzuftur. Diğer zahir isim olduğu gibi zahir isimde de nasıldır? Efendime söyleyeyim. Yine eyvallah. Zahir isimde de ne oluyordu? Zahir isimde
Levla'dan sonra gelen zahir isim mübteda oluyordu. Felevlel gindu yumsikuhu lesara dedik. Felevlellahi levlellahu tuhşahu levlellahu mübteda dedi. Bu da öyle. Ve kalel ahfeş. Ahfeş, ha, marfum bir imtiyah ve haber mahzufum, tamam. Ve kalel ahfeş. Ahfeş diyor ki, damiru mübteda un. Damir nedir? Mübtedadır. Yani o, efendime söyleyeyim, levlanın üzerine dahil olduğu damir mübtedadır. Ve levla gayru carreti. Levla da harfi cer değil. Yani siz levlaka dediğinizde, yani damiri mecrur. Veya daha doğrusu damiri mutasıl diyelim. Çünkü mecrur olması %100 değil. Levlaka dediğiniz, levlahu, levlaya dediğinizde ahfeş der ki o damir o levla harfi cer falan değil. O damir de mecrur falan değil. Ya damir mahalle marfu mübtedadır ama burada ahfeş yani şöyle bir şey kabul ediyor. Diyor ki burada damir mecrur muttasıl damir marfu munfasıl yerine kullanılmıştır. İstiare yoluyla. Tekrar söylüyorum. Damir-i mecrur-i muttasıl, damir-i marfu munfasıl yerine kullanılmıştır. Tersi olduğu gibi. Mesela nerede tersi? Mesela şöyle diyebilirsin. Ene ke ente. Ene ke ente. Ben senin gibiyim. Bakınız burada ne olmuş? Damir-i marfu-i munfasıl, mecrur-i muttasıl yerine gelmiştir. Doğru mu? Çünkü biliyorsunuz harfi cer veya daha doğrusu şöyle diyelim damir-i mecrur-i munfasıl yok kelamda. Beş damir çeşitimiz var. Beş damir. Nedir? Marfu muttasıl iki, marfu munfasıl üç, mansub muttasıl dört, mansub munfasıl 5 mecrur muttasıl. Normalde mecrur munfasıl de insan düşünüyor 6 eder ama mecrur munfasıl yok. Dolayısıyla siz harfi cerle birlikte getirdiğiniz damir ister sureten marfu-i munfasıl olsun ente gibi ister mansub-i munfasıl gibi olsun iyyake gibi. Mesela eneke iyyake. Her iki durumda da o munfasıl damir mecrur-i muttasıl damirin yerine gelmiş olduğunu kabul etmemiz lazım. Çünkü damir-i mecrur-i munfasıl yok. Ve mecrur-i munfasıl olmadığına göre harf-i cerle muttasıl bitişik gelen damir, bak burayı unutmayın, önemli bir şey, harf-i cerle muttasıl gelen bir damir İster dami marfu-i munfasıl olsun, ister mansub-i munfasıl olsun, onun mecrur muttasıl damirin yerine ödünç geldiğini kabul etmek durumundayız. Çıldı mı? Dolayısıyla ene ke ente dediğimizde marfu-i munfasıl, mecrur-i munfasıl olan kafir yerine gelmiştir. Çünkü ene ke ke olmaz. Doğru mu? Veya eneke iyyahu dediğinizde eneke iyyahu o iyyahu yine damir-i mansub-i munfasıl mecrur-i muttasıl yerine ödünç gelmiştir. Çünkü mecrur-i muttasıl orada sırıtır. Enekehu olmaz zaten. Kardan şey üzerine damir-i mecrur muttasıl üzerine dahil olmaz. Bunun için Ahfeş Rahimullah diyor ki وَلَاكِنَّهُمْ ancak Araplar اَنَابُ الضَّم۪يرَ الْمَخْفُوضَ عَنِ الْمَرْفُوعِ mecrur damiri marfu damir yerine levlâkede kullanmışlar. كَمَا عَكَسُ nitekim tersini yapmış oldukları gibi nerede? اِذْ قَالُمْ مَا اَنَكَ اَنْتَ وَلَا اَنْتَكَ اَنَا ki zaten bunu uzun uzadıya anlattım.
Yani ma ene ke ente dediğimizde nasıl ki damiri marfu'i munfasıl mecrur-i mutassıl yerine kullanılmıştır. Çünkü mecrur-i mutassıl muhatap müfred müzekker muhatap kaftır. Başka yok. Kafi kafla birlikte ma ene keke hiç bir şey benzemiyor. Bundan sakınmak için tutuyorlar o mecrur-i mutassıl yerine ne getiriyorlar? Ödünç olarak marfu'i munfasıl getiriyorlar. Ene ke ente. Ente ke ene. Veya dediğim gibi mesela ma ene ke iyyâke de olabilir. Veya ene ke iyyâke de olabilir. Orada da mansub-i munfasıl yine mecrur-i mutassıl yerine gelmişti. Ve kad esnafna. Biz daha evvel geçirmiştik ki enne niyabete. Niyabet, yani isterseniz ödünçlük deyin, isterseniz yerine geçme. Niyabet yerine geçme. İnnemâ vekat fıddamâiril munfasileti. Munfasilleri damirlerden niye yerine geçme geliyor? Li şebehiyâ fi istiklâliyâ bil esmâ'u zâhirati. Çünkü o munfasıl damirler müstakil olmaları açısından zahir isim gibidirler. Mesela ente Zeydun gibidir. Ente Amrun gibi, Kalemun gibi, Babun gibi. Bir zahir isim nasıl müstakilse damir münfasıl da öyledir. Madem öyledir, öyleyse damir-i münfasıl efendime söyleyeyim neyin yerine? Damir-i mecrur yerine ve birbirleri yerine de kullanılabilirler. Mesela bazen diyelim ki marfu-i munfasıl, mansub-i munfasıl ve mansub-i munfasıl, marfu-i munfasıl yerine de gelebiliyor. فَاِذَا اُطْفَ عَلَيْهِ اِسْمٌ ظَاهِرٌ. Dolayısıyla bu levlanın mecruru olan veya Efeş'e göre de söyleyelim. Levla'dan sonra muttasıl damir geldiğinde ve bir şey o muttasıl damirin üzerine atf edildiğinde teayyene raf'uhu, o matufun mutlaka marfu olması gerekir. Mesela levlâke ve zeydin diyemeyiz Efeş'e göre. Çünkü kaf mecrur değil ki. Ahfeş'e göre. Levlâke ve zeydundur. Çünkü o kaf sureten mecrur muttasıl damir gibi duruyorsa da o aslı haddi zatında marfu munfasıldır. Yerine gelmiştir. Ve dolayısıyla ona atf edilen ismin de marfu munfasıla atf edilen ismin de marfu olması gerekir. Değil mi? Lianna la tahfidu zahira. Niye levlâke ve zeydun dememiz lazım? Çünkü bu levlâ zahir ismi raf etmez. Zahir ismi atf et şey cer etmediğine göre, yani demek ki biz İbn-i Hişam'ın bu talilinden şunu anlıyoruz. Siz levlâke dediğinizde İster o kafı ehfeş gibi damiri marfum munfasıl yerine gelen mecrur muttasıl olarak kabul edin ödünç olarak, ama levla harfi cer değil, ister öyle değil, ister sibohi gibi levla harfi cer değil, her iki durumda da, bak bu önemli bir detaydır, her iki durumda da o damirin üzerine atf edilecek zahir bir ismin cerri caiz değildir. Çünkü ehfeşe göre zaten levle harfe cer değil. Ondan kurtulur. O harfe cer değil. Kaf suratan damir mecrur gibi gelmişse de onun itibarı yok. O ente yerine kullanılmıştır. Sibahiye göre niye cer olmaz? Levle
keve zeydin niye diyemeyiz? Çünkü Zeyd zahir isimdir. İsimoviye göre ve cumhure göre levla zahir isimde cer yapmaz. Değil mi? Çünkü sadece damir-i mecrurde cer yapar. Dolayısıyla ona göre de levla keve zeydin diyemeyiz. Levla keve zeydin diyor. Bilmem anlaşıldı mı arkadaşlar? El-Sani, levlanın ikinci manası, hani hatırlarsanız levla için dört mananın olduğunu veya onun ifadesiyle levla ile dört vecihin levlada olduğunu efendime söyleyeyim dünkü dersimizde söylemiştik. Evet. Allah'ım. Bu niye oluyor? Tam başa geç. Şey sona geçti. Ha, tamam. Evet. Şuna bakmayın arkadaşlar. Birden demek ki bu bilgisayarın azizliği böyledir. Şöyle efendim. Şimdi şöyle geldi. Yani. Sayfa biliyor musun? Hı hı. Kaç? 452. 552. Yani önemli şimdi söyle. 400. 452 mi? Evet. Niye söylemedin şimdiye kadar? Anlasın hali etsin. Hah. Doğru. Niye şimdiye kadar söylemedin? Evet. Evet. Demek ki bu levlanın ikinci manası en tekune littahdidi vel ardi. Tahdid ve ard için olması. Arkadaşlar bazıları yani buradan anlaşıldığı kadarıyla tahdid ve ardı aynı manada kullanmış. Ama bazıları fark ediyorlar. Diyorlar ard yumuşak taleptir. Mesela siz diyelim ki bir sevdiğiniz bir adam yanınızdan geçiyor. Diyorsunuz ki Ela tunzilu bina. Bize teşrif etmez misiniz? Bak buna ne denir? Ard denir. Yani el ardu huve talebu bi rifqin. Şefkatle, nezaketle yapılan talebe ard denir. Ki Türkçe'ye de öyle geçmiştir. Mesela resmi yazışmalarda efendime söyleyeyim as üste, alt yukarıya yazdığında arz ederim diye bitirir. O alttandır. Yani nezaketle talep ettiğini ifade etmek için arz ederim diye ifade kullanırlar. İşte art bu. Ama tahdid ise talep etmektir. O talep etme illa nezakette olması gerekmez. İcabında sert de olabilir. Yani sert bir talep de olabilir. Şimdi burada İbn-i Hüşam lit-tahdidi vel-ardi ikisini birlikte
Yani ardı tahdide atf ederek kullanılması sanki ikisi arasında bir fark gözetmemiştir. Ama genelde öyle bir farkın olduğunu söylüyorlar. Ard nezaketli bir taleptir. Tahdit ise teşvik ederek taleptir. Yani teşvikli bir taleptir. Mesela diyorsun ki levla faalte keda. Niye bunu yapmadın? Burada tahdit var. Peki bakalım ne diyecek? Fetahtassu bil mudari, bu ard için olan levla mudara evmâ fi tevilin ve mudara ale muevvel olanın üzerine dahil olur. Levla testagfirûnallâha. Bakınız burada mesela ard anlamı yok. Eğer ardı attalebu birifkın diye şey yaparsak o mana burada belirgince görülmüyor. Ama yok. Art, tahdit, ikisi mutlak talep deseniz burada da talep vardır. Levla testagfirun Allah. Neden Allah'tan mağfiret dilemiyorsunuz? Yani Allah'tan mağfiret dileyin. Ve levla ahhartani ila ecelin karibin. Neden beni kısa bir süre ertelemiyorsun diye kafir söyleyecek ama ba'da halabil vasat. Ve farku beynehuma, bak farkı söylüyor. Tahdid ile art arasında fark enne tahdide talebun bihassin ve iz'acin. Tahdid teşvikle, has ne demek? Teşvik. Ve iz'acın biraz böyle sıkıştırarak talep etmektir. Tahdid. Ama vel arda, ard talebun bilinin ve edebin. Yumuşaklıkla ve edeple, yani nezaketle talep etmektir. Bak kendisi de şey gösterdi. Ha demek ki şuna ifade et, şunu ifade etmeye çalışıyor. Kelamından anlaşılan. Levla bazen tahdid için de gelir, bazen de ard için gelir. İkisi için de geliyor. Ve salisu, levlanın üçüncü manası en tekune littevbihi ve tendin, kınama için olması ve karşı tarafı pişman olmaya sürüklemek için, pişmanlatmak için de kullanılır. O zaman fetahtassu bil madi. Madi üzerine sadece dahil olur. Çünkü insan geçmişte yapmış olduğu şeylerden pişman olur. Gelecekte yapmadığınız bir şeyden nasıl pişman olursunuz? Henüz yapmamışsınız ki. Öyle mi? Yani onun için dedi fetahtassu bil madi. لَوْلَا جَاءُ عَلَيْهِ بِاَوْعَةِ شُهَدَاءَ. Niye o konu için dört şahit getirmediler? Yani o meselede, yani affedersiniz, bir zina suçunu isnat etmede niye dört şahit getirmediler? Getirmeliydi. Evet. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذ۪ينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ قُرْبَانًا آلِهًا. Neden onların Allah'ın dışında kurban için, yani Allah'a yaklaşmak için Allah'ın dışında ilah edindikleri o nesneler neden onlara yardım etmedi? Yani putları neden onlara yardım etmedi? E burada bunun içindir. Onları kınamak ve o putlara ibadet etmelerinden dolayı onları pişmanlatmak için bu ifade kullanılmıştır. Doğru mu? Ve minhu, yine bundandır. Ve leula iz semi'tumuhu kultum subhaneke ma hâzâ buhtanum azîm. Neden siz o iftirayı duyduğunuzda, Ayşe validemize yapılan iftirayı, sahabeye ayet-i kerime yönelik sitem ediyor, neden
Ayşe annenizle ilgili o iftirayı duyduğunuzda kultum şöyle demediniz. Subhaneke hâzâ buhtanun azîm. Allah'ım seni tenzih ederiz. Bu büyük bir iftiradır. Niye böyle demediniz? Yani hepiniz Müslümanlar olarak Ayşe validenize yapılan bu iftirayı duyduğunuzda bunu söylemeniz gerekir. Hocam bizde ne konuyla ne anlatı kalemati bir hâzâ yazmış. Nerede? Biz semiyatumu kultum. Ma yekunu lena en netekellem bihâzâ. Doğrudur. Yani. Ma yekunu lena o. Ayetin devamı odur. Evet. İlla ennel fele uhira. Ancak bu levlâ iz semâtumuhu kultum de fiil tehir edilmiş. Yani görünürde levlâ iz üzerine dahil olmuş. İz de bildiğiniz gibi isimdir. Zarftır çünkü. Ama hakikatte levlanın üzerine dahil olduğu şey kultumdur. Yani levla kultum iz senatumuhu. Neden geçmişte böyle söylemediniz? Anlaşıldı mı? Ve kavlihi ve yine şu beytte olduğu gibi te'udduna akranni bi afzale mecdikum beni davtara levlel kemiyyel mukanna'a te'udduna siz diyor sayıyorsunuz akran nibi nib nabin çoğuludur evet yani yaşlı deve siz yaşlı develeri kesmeyi en büyük şeref sayıyorsunuz ey beni davtara yani muhatapların kabilesi ey beni davtara siz ne yapıyorsunuz? Yaşlı develeri kesmeyi en büyük şeref sayıyorsunuz. Beni davtara levlel kemiyyel mukanna'a. Neden siz kemi ne denir? O silaha sarılı adama kemi denir. Silah yani her tarafı silah. Üstünde diyelim ki zırh, başında mifer. Sağ ayaklarında o eskiden savaşlarda kullandıkları ram dedikleri o kolunda bileklik işte her tarafı böyle ona kemi denir. Yani silaha örtülü, silaha sarılı. Sizler neden? Levlel kemiyyel mukanna'a o başına zırh geçirmiş, miğfer geçirmiş ve silaha sarılı olan yiğitleri savaşçıları niçin kendisini kendinize şeref olarak saymıyorsunuz? Bak onları kınamak için bunu söylüyor. Levlel kemiyyel mukanna'a yani levla adet hasibtum el kemiyyel mukanna'a ve levla adettum el kemiyyel mukanna'a bu el kemiyyel mukanna'a gizli bir fiille mansuptur ve levla o mazı fiilin üzerine niçin tevbih için kullanılmıştır. Anlaşıldı mı? Evet. Bu beyt celilindir. Farazlığı hicve etmek için söylemiştir. Evet. İlla ennel fe'le udmira ancak bu levlel kemiyyel mukanna'da fiil takdir edilmiş ey levla adettum. O adet tüm şeyi orada mukadderdi. Ve kavlun nahviyyine levla te'udduna nahvilerin bu levlel kemiyyül mukanna'yı tefsir ederken yani orada mukadder fiili açıklarken bunun aslı levla te'udduna demeleri merdudu. O görüş o reddedilir. Niye? İzlem yurid en yahuddahum ala en yauddu fil mustakbeli. Çünkü şair müstakbelde gelecek zamanda onların bu silaha sarılı başı miğferli savaşçıları hazırlamaya teşvik etmeyi kastetmemiş. Çünkü onları sövüyor. Hicve diyor. Hicve edince nasıl böyle bir
talepte bulunacak. Değil mi? Belin muradı, belki maksadı tevbihum ala terki addi fil madi. Onları şu manada kınıyor. Siz geçmişinizde neden bu tür silahşörlerle, savaşçılarla övünmediniz? Çünkü savaşmak sizin tabiatınızda yok. Çünkü siz korkaksınız. Onu demeye getiriyor. Korkak olduğunuz için sizin savaşçıları kendinize mefkaret olan sayma adetiniz, kültürünüz yok. Çünkü korkuyorsunuz. Savaşlara katılmıyorsunuz ki. Ve korkak olanlarsınız. Ve innemâ kâle te'udûn alâ hikâyetil hâli. Te'udûne demişse de mâdîde olan bir hâli hikaye etmek için söylemiş olabilir. Aslında bu üslup yani ibare olarak kanaatimce yani bu üslup biraz güzel bir üslup değil yani. Çünkü لَوْ لَا تَعُدُّونَ üslubu takdirini İbn-i Hişam eleştiriyor. Diyor, o uygun değil. Sonra وَاِنَّمَا قَالَ تَعُدُّونَ عَلَى حِكَايَةِ الْحَالِ, ona cevap veriyor. Dolayısıyla cevap bu şekilde olmaz yani. Yani ibarenin terkibi bu şekilde güzel değil. فَاِنْ كَانَ مُرَادُ النَّحْوِيِّينَ مِثْلَ ذَٰلِكَ, eğer nahvilerin muradı bunun gibi bir şeyse, yani لَوْ لَا تَعُدُّونَ, oradan mudare fiilin takdir edince maksatları, yani hikayeti hali madi gibi bir şeyi takdir düşünerek söylemişlerse fahasen, güzeldir. Ama eğer öyle düşünmemişlerse لَوْلَا الْكَمِيَّ الْمُقَنَّعَ cümlesinde تَعُدُّونَ'yı takdir etmek uygun değil. Anlaşıldı mı? Sonra... Tabii tabii yani. O yani üslup güzel değil yani. Şeye bakıyorum burada, Allah böyle istifam az kaldı. وَقَدْ فُصِلَتْ مِنَ الْفَعْلِ بِئِذْ وَاِذَا مَعْمُولَيْنِ لَهُ, diyor, لَوْلَا fiilden ayrılmış iz veya iza ile, ve o iz ve iza fiilin mamurudurlar. Ve bi cümletin şartiyetin muhtaridatin, bazen de muhtaridi bir şart cümlesiyle de levla fiilinden ayrılabiliyor. Fel evvelu izle ayrılmasına örnek, ve levla iz semeltumuhum hu kultum, orada da geçmişti. Bu iz normalde kultum fiilinin mamurudur ve mukaddem olmuş, levla ile fiil arasına girmiştir. فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّوْا اَيْنِ شَيْنَا وَالسَّانِ وَالسَّالِسِ, üçüncü ve şey, ikinci ve üçüncü, yani levlanın iza ile fiilinden ayrıldığı veya bu ikinci, üçüncü ise şart cümlesi. فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَاَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ تَرْجِعُونَ. Bakınız, bu ayetlerde birinci فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, orada iza levla ile fiil arasına girmiş. Tabi levlanın başında geldiği fiil, buraya dikkat edin, belagat değil. Çünkü belagat izaya mudafu ileyhidir o cümle. Dolayısıyla onun tetinmesidir. İzada amel eden ve levlanın üzerine dahil olduğu fiil o değil. Fiil burada mukadderdir. Yani felevla izâ belagatil hulkûme raca'tumur ruha. Raca'tumur ruha. Neden o can boğaza dayandığında niye canını geri çevirmiyorsunuz?
وترجعون شعر أرجعتم falan, o mukadderdir. Anlaşıldı mı? Siz ruh diyor can hulkuma, boğaza geldiğinde ki ve entum hine izin tanzurun, ve siz o ölünüzü ölecek olan adamınızı görüyorsunuz. Yani göz göre göre ruhu boğazına dayanıyor. Ama siz niye de geri çeviremiyorsunuz? Çünkü öyle bir gücünüz ve imkanınız yok. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum, ve biz o can çekişen, ruhu hulkumuna dayanan o kişiye sizden daha yakınız. Velakin la tusirun, ancak siz anlamıyorsunuz, görmüyorsunuz, idrak etmiyorsunuz. Yani biz kudretimizle, ilmimizle ona daha yakınız. İstersek geri getirebiliriz ama getirmiyoruz. فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ تَرْجِعُونَهَا. Burada da levladan sonra levla ile fiili arasına ne girmiştir? Şart cümlesi in kuntum. Levlanın fiili nedir? Tercihu nedir? Anlaşıldı mı? El mana fehellâ tercihûne ruhâ izâ belegetil hulkûme in kuntum gayra marbubin. Eğer siz yani Rabbin mahlukum değilseniz niye o ruh boğaza dayandığında geri getirmiyorsunuz? Ve haletukum ennukum tuşahidun zalika, halbuki bu durumu da görüyorsunuz. Ve nahnu, ve biz akrabu ilel muhtadir minkum, biz o muhtadir can çekişen, yani ölüme hazır olan, ona Türkçe'de can çekişen diyoruz. O can çekişene biz sizden daha yakınız. Neyle bi ilmine, ya ilmimizle, kudretimizle ve melaikeyle. Bi ilmine, burada bir kudretine takdir etseydi daha güzel olurdu. Çünkü burada kudrete vurgu var. Ev bil melaiketi, ve meleklerimizle daha yakınız. Velakinnekum la tuşahidune zâlike, ancak siz ne yapmıyorsunuz? Bunu görmüyorsunuz. Ve levlefsaniyetu tekrarun lül'ûlâ, İkinci levla, birinci levlanın tekrarıdır. Yani şunu demek istiyor Allah-u Alem, yani birinci levla nasıl ki tevbih içinse, ikinci levla da tevbih içindir. Yoksa yani felevla izâ belegetul hulkuma ayrı bir cümledir. فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَد۪ينِينَ تَرْجُعُونَهَا ayrıdır. Evet. Ve burada duralım arkadaşlar. الرَّابِ وَالْاِسْتِفَامُ. Orada duralım.